cos eksi yutar cos 70 çarpı cos 10 sindeki eksi dışarı çıkar eksi eksiden artı sin 10 çarpı sin 70 ve burada gördüğünüz gibi formülümüz neydi eğer arada artı varsa cos cos sin sin cos a eksi b idi bu yüzden 70 eksi 10 cos 60 1 bölü 2 d şıkkı. Grafik sorularında size tavsiyem şıklara bir bakmak çünkü malum test sorusu şıklardan gitmek gerekiyor sıfırdan düşünemeyiz. Gerek yok öyle bir şeye de. Bir de bu verilen açıları 0, 45, 90'ları falan kullanmak özel açıları. 0 verdiğinizde bakın y'si 4'müş. Grafik 4'ten geçiyor. Buna uygun hangi şıklar var? 4 cos 0 evet cos 2x olabilir. Cos x olabilir. Bu olmaz. E, burası 0 1 olacağı için 1 artı 3'den olabilir. Burası olmaz. Şimdi 3 şıkkı indirdik. 90 verince de arkadaşlar eksi 4 oluyormuş. 90 verirseniz bu direkt sıfırlanır. Olmaz. Burası cos 180'den dolayı eksi 1 olur. Artı 3 olacağı için bu da olmaz. 2 oldu zaten D kaldı. Gerçekten 4 cos 180 de eksi 4'e eşittir. Bakın bu şekilde D şıkkı bulduk ve tamamen şıklardan yararlanarak mucizevi bir çözüm beklemeyin yani burada. Güzelce özel açıları kontrol edin gelecektir ele eleye. X kare artı y kare eksi 6 x diye işlemi tanımlanıyor denmiş. Sin m kos m de eksi 5 bölü 4'müş. Şimdi burada tabii ki sin m kos m çarpım gibi düşünmeyin. Burada x kare artı y kare diyor ya o yüzden yerine yazacaksınız. Sin kare m şu rengi değiştireyim hemen. Artı kos kare m eksi 6 çarpı sin m çarpı kos m. Eşit verilmiş eksi 5 bölü 4'e. Sin kare kos kare 1 yapar. At öbür tarafa. Eksi 9 bölü 4 eşittir. Eksi 6 sin m cos m arkadaşlar. Hemen şunu söyleyebiliriz. 2 sin, sin 2 m olacaktır. Sil bunu. Onun yerine eksi 3 sin 2 m yap. Böylece bunlar da sadeleşti. 3 bölü 4 eşittir. Sin 2 m oldu. Cevabımız c şıkkı. x1 artı x2 yani kökler toplamı eksi b bölü a. Dolayısıyla tanjant m eksi 30 arkadaşlar. Aynı zamanda kökler çarpımı c bölü a bu da kotanjant m. Şimdi kotanjant m tanjant m eksi 30. Burada ben kafam karışmaması için hemen sizin yerinizde olsam şunu derim. O zaman ben m gördüğüm yere tanjant 90 eksi m yazayım. Böylece tanjantları götürüp şunu söyleyebiliriz. m eksi 30 eşittir. 90 eksi m buraya sakın 180 k'yı eklemeyi unutmayın kök kaybedersiniz. Böylece 2M eşittir 120 artı 180K. Böylece M 60 artı 90K oldu arkadaşlar. Artık K'ya 0 verdiğimizde, 1 verdiğimizde, 2 verdiğimizde ve 3 verdiğimizde 0 ile 2 pi arasını elde ediyoruz. Toplam 4 tane değer olmuş oldu. K 0, 1, 2, 3 için arkadaşlar. C şıkkı. Bu arada lütfen şu... 360K'ları, 180K'ları eklemeyi unutmayın. Özellikle bu kök sayısı sorularında Eksik kök bulmanıza neden olur. Payda eşitlememiz yeterli. Sin 36 çarpı cos 12. Eksi cos 36 çarpı sin 12 bölü. Sin 12 çarpı cos 12. Sin A cos B. Sin B cos A neydi arkadaşlar? Sin A eksi B. Yani sin 36 eksi 12. Aşağısı sin 12 çarpı cos 12. Aynen dursun bakın ne olacak. Şimdi yukarısı sin 24 olduğuna göre... Aşağısı da sin 12 çarpı cos 12 olduğuna göre bunlar sadeleşir. 2 olur çünkü pay 2 sin 12 çarpı cos 12 eşit arkadaşlar. Cevap E. Toplam formülünden veya fark formülünden yararlanacağız burada. Şimdi bize bunların aralarındaki uzaklığı 4 metre olarak vermiş. Şöyle bir dik üçgen oluşturdum. En uzun olan en kısa olandan 6 santim uzunmuş. Dolayısıyla şöyle 4 olduğu için yukarıya 6 birim kaldı. Şöyle bu renkle göstereyim. Burası 6 birim. Sonra burası da arkadaşlar 4 birim. Ve tanjant alfa diyelim oraya. Tanjant alfa 6 bölü 4'ten 3 bölü 2. Ben şimdi df'yi bulmak için şöyle birleştireceğim burayı arkadaşlar. Ve ortanca olan da bu kısa olandan 2 metre uzunmuş. Nasıl bir durum olacak? Şu 6'yı sileyim. Burası 2 metre olacağı için şurası da 2 metre olacak. Toplamda neydi? E, ee, 6 metre fazlaydı değil mi? Evet 6 metre fazlaydı. Dolayısıyla buraya da 4 kalacak. Şimdi artık burada şunu görmeliyiz. Yöndeş açılardan dolayı tanjant alfa 3 bölü 2 idi ya. Benim şuraya ihtiyacım var. Tanjant alfa eşittir. Hatta şöyle yapayım. Tanjant alfa eşittir demeyeyim. Şuradan görün alfa eşittir 45 artı teta. Benim teta'ya ihtiyacım var. O zaman alfa eksi 45 teta olur. Tan alfa eksi 45 de tan teta olacaktır. Böylece tan alfa eksi 45'i bulalım. Tan alfayı yöndeş açıdan bir daha burayı bulmanıza gerek yok. Tan alfanın 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Tan 45'in 1 olduğunu biliyoruz. 1 artı 3 bölü 2 çarpı 1. Yukarısı 1 bölü 2 aşağısı da 5 bölü 2. Böylece 1 bölü 5 oldu. Artık Karşısı 4 birim, komşu 20 birim olması lazım. Zaten bu aradaki uz uzaklık olan 20 metre, df'ye de eşit dikdörtgenden dolayı. Güzel bir soru aslında. Hem fark formülünü kullandık hem de uzunluklara dikkat etmemiz gerekiyordu. Toplam formülünden veya fark formülünden yararlanacağız burada. Şimdi bize bunların aralarındaki uzaklığı 4 metre olarak vermiş. Şöyle bir dik üçgen oluşturdum. En uzun olan en kısa olandan 6 santim uzunmuş. Dolayısıyla şöyle 4 olduğu için yukarıya 6 birim kaldı. Şöyle bu renkle göstereyim. Burası 6 birim. Sonra burası da arkadaşlar 4 birim. Ve tanjant alfa diyelim oraya. Tanjant alfa 6 bölü 4'ten 3 bölü 2. Ben şimdi df'yi bulmak için şöyle birleştireceğim burayı arkadaşlar. Ve ortancı olan da bu kısa olandan 2 metre uzunmuş nasıl bir durum olacak? Şu 6'yı sileyim. Burası 2 metre olacağı için şurası da 2 metre olacak. Toplamda neydi? E, ee, 6 metre fazlaydı değil mi? Evet 6 metre fazlaydı. Dolayısıyla buraya da 4 kalacak. Şimdi artık burada şunu görmeliyiz. Yöndeş açılardan dolayı tanjant alfa 3 bölü 2 idi ya. Benim şuraya ihtiyacım var. Tanjant alfa eşittir. Hatta şöyle yapayım. Tanjant alfa eşittir demeyeyim. Şuradan görün. Alfa eşittir 45 artı teta. Benim teta'ya ihtiyacım var. O zaman alfa eksi 45 teta olur. Tan alfa eksi 45 de tan teta olacaktır. Böylece tan alfa eksi -45 45'i bulalım. Tan alfayı yöndeş açıdan bir daha burayı bulmanıza gerek yok. Tan alfanın 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Tan 45'in 1 olduğunu biliyoruz. 1 artı 3 bölü 2 çarpı 1. Yukarısı 1 bölü 2 aşağısı da 5 bölü 2. Böylece 1 bölü 5 oldu. Artık karşısı 4 birim komşu 20 birim olması lazım. Zaten bu aradaki uz uzaklık olan 20 metre df'ye de eşit dikdörtgenden dolayı. Güzel bir soru aslında. Hem fark formülünü kullandık hem de uzunluklara dikkat etmemiz gerekiyordu hemen ark verildiği zaman ben arklı kısma 2'yi karıştırmıyorum. Arklı kısma alfa diyorum tamam mı? Böylece soruda tan 2 alfayı bulmak zorundayım. Hemen ark kot 1 bölü 3'e alfa dediğim için kotanjant alfa 1 bölü 3 olur. Öbür tarafa atmayı unutmayın. Kotanjant alfa 1 bölü 3 ise tan alfa 3 olur. Böylece tan 2 alfa da 2 çarpı 3 bölü 1 eksi 3 çarpı 3. Tan alfa artı tan beta Böyle 1 eksi tan alfa çarpı tam betaydı ya burada ikisi de zaten tan alfa olduğu için bu yüzden 2 çarpı 3. Aşağısı da bu yüzden 3 çarpı 3. 6 bölü eksi 8 eksi 3 bölü 4'müş A şıkkı. Cos m eksi ne cos m artı ne diye verilmiş. Aslında sadece formülü yazmak yeterli. Cos m çarpı cos n artı sin m çarpı sin n. Sonra geliyorum diğer tarafa. Burada da artık cos m çarpı cos n eksi sin m çarpı sin n. Taraf tarafa toplarsam bunlar gider. Böylece artık 2 cos m çarpı cos n eşittir. 1 bölü 4 artı 1 bölü 6. Payda eşitlediğimiz zaman 3, 2, 5 bölü 12. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. 5 bölü 24 oldu. Cos m çarpı cos n e şıkkı. Tanjant ABC'yi bulmak için ben şöyle yapacağım. Buraya alfa diyeceğim. Buraya da beta diyeceğim. Böylece alfa artı betanın tanjantını arayacağım arkadaşlar. Toplayarak yapacağız. 150 verilmiş, 750 verilmiş. Tanjant 180 eksi alfa. Çünkü burası 180 eksi alfaları şu açı. Kaç oluyor? 5. O zaman tanjant alfa kaça eşittir? Eksi 5'e çünkü birbirini 180'e tamamlayanlarda sadece sinüs işaret değiştirmiyor. Gelelim şimdi beta'ya. Beta içinde tabii ki böyle z'den yararlanırım. Şuraya beta dersem bakın burası da z'den dolayı beta olur. Ve uzunluğa dikkat edin lütfen. Soru şurası 150 verilmiş. 750 verildiği için 600 kaldı. HD uzunluğu arkadaşlar 300 santim. Böylece tanjant beta karşı bölü komşudan 1 bölü 2 oldu. Artık bunları toplayacağız. Eksi 5 birincisi artı 1 bölü 2 bölü 1 eksi eksiden 1 artı 5 bölü 2 oldu. Haliyle eksi 9 bölü 2 bölü ayda eşitleyince orası da 7 bölü 2 geliyor. Böylece sadeleştirince eksi 9 bölü 7 B şıkkı oldu. Cos x sin x var ya arkadaşlar her iki tarafı sin 4 x'e bölelim. Böylece kotanjant 4 x olsun sağ tarafta tanjant x. Şimdi artık nasıl bir durum oluştu? her iki tarafı tanjanta benzeteyim. Burayı arkadaşlar tanjant 90-4x yazayım. Şunu diyebilirsiniz ama hocam illa 90'a mı tamamlanmalı? 270'de olsa olmaz mı? Herhangi bir doğru yeterli. Sonuç olarak toplamları 90 olan iki açı olarak da yazabilirsiniz bunu. Biz zaten 180k eklediğimiz zaman o diğer kökleri de dengelemiş oluyoruz kök çözümlerinde önemli olan bir tane bile olsa doğru açıyı bulmak. Sonra onun üzerine ekleyeceğiniz o k'lara değer vererek hepsi tek tek geliyor meraklanmayın. Böylece 90 eksi 4 x eşittir. x artı 180 k diyorum bakın. Artık eksi 5 x eşittir. Eksi 90 artı 180 k. Bu arada bu 180 k'yı buranın yerine buraya ekleyebilir miydim sol tarafa? Evet. Herhangi birini tercih edin. Yalnız bir tanesi olsun yasa o yasa. Ben genelde alışkanlık gereği sağa ekliyorum. Böylece her tarafı eksi 5'e böldüğümüzde x eşittir 18 eksi 36 k oldu. Böylece artık k'ya 0 verirsek k'ya eksi 1 verirsem eksi 2 verirsem eksi 3 verirsem ve eksi 4 verirsem toplam gördüğünüz gibi 5 tane değer için farklı kök geldi d şıkkı. Burada fark ve toplam formülü bir arada aslında. Bakın şimdi iki kare farkı tan 70 eksi tan 10. Bölü 1 eksi tan 70 çarpı tan 10 çarpı 1 artı tan 70 çarpı tan 10. Yukarıya geldiğimiz zaman tan 70 artı tan 10 da burada zaten iki kare farkından duruyor onu unutmayalım. Şimdi şuraya bakarsanız bu... Tan 70 artı 10'dan tan 80. E buraya bakarsanız arkadaşlar bu da tan 70 eksi 10'dan çarpı tan 60. Hem toplam fark hem toplam formülü var pardon hem fark formülü var. Tan 80 nedir? Koton. Tan 60 kök 3. Koton zaten u olarak verilmiş. Cevap kökü u c şıkkı. Birinci yol arkadaşlar kos teoremi yapmak. Hiç öyle kendinizi kasmazsınız. Yarı çap zaten iki kök on iki kök on bir kenarı 4 verildiği için burası dört kök iki ya kos teoreminden kos alfa'yı bulursun sonra kos teoreminden kos betayı bulursun böylece bununla alakalı alfa ve betaya dair bildiğiniz için artık ya direkt bilindik açı gelir ya da bilindik açı gelmezse ona göre toplam formülünden alfa artı betadan hallederiz ikinci yol biraz daha bence makul daha kısa şimdi burası iki kök iki 2 kök 2, 2 kök 10. 40'tan 8 çıkarsa 32. Burası da arkadaşlar 4 kök 2 oldu. Haliyle tan alfa bölü 2. ikiz kenar üçgende aynı zamanda yükseklik açı ortağıdır. Tan alfa bölü 2. 2 kök 2 bölü 4 kök 2'den 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. Sonra geliyorum şimdi tam beta bölü 2'ye. Aynı yorumu yapacağım. Bu sefer kenar 4 olduğu için burası 2 2. Ve bu zaten 2 kök 10. Bu sefer 40'tan 4 çıkarsa 36 burası da 6 oldu. Tanjant beta bölü 2 şuradaki arkadaşlar beta bölü 2 olduğu için 1 bölü 3 olmuş oldu. Şimdi dikkat 1 bölü 2 ve 1 bölü 3 hiçbir şey ifade etmeyebilir. Bunları bir toplayalım. Yani tan alfa bölü 2 artı beta bölü 2'ye bakalım şimdi. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 5 bölü 6 pay. 5 bölü 6 payda 1 geldi. O zaman alfa bölü 2 artı beta bölü 2 45 ise alfa artı beta bunun 2 katı 90 oldu C şıkkı.